Hocam gelelim bacaklara geri dönmek evet. istiyorum. Şimdi evet. silikonları takıp ince bacakları kalınlaştırıyoruz evet. dediniz. Peki o kişi ileride kilo alırsa daha kalınlaşıyor mu? Ne oluyor oradaki görüntü? Şimdi bizim oraya koyduğumuz silikon implant etkisi. O artık sağ implant büyümez, küçülmez. Tamam. Koyduğumuz diyelim 140 cc'lik, 100 cc'lik implant koyduk. Onun volümü aynı ama etraftaki yağ dokuları, diğer dokular tabii ki sporla kas dokusu genişleyebilir değil mi? Evet. Artı yağ dokularıyla bacak kanlaşması olabilir. Yani evet. kilo alıp verdikçe orantılı kilo alıp verme olur. Bakın silikonun onun daha sonraki hayatında kilo alıp verdiğinde görüntüsüne olumsuz katkısı olmaz. Çok önemli. Tam tersine aldığında büyür. Şey gibi düşünelim bunu. Mesela göğüs protezi koyduk kadına. Evet. Kadının göğsü küçüktür normalde. Meme büyütme protezi, silikon protezle büyütme yaparız. Normal haline gelir. Daha sonra kadın kilo alırsa kilo vücut onunla beraber büyür, onunla evet. beraber küçülür. Ama protez evet. sabit kalır. Evet. O yüzden ben göğüs küçüklüğü olup da protez koyduğum sanımlara diyorum ki çok da fazla aşırıda kilo alırsanız şimdi daha sonra verirseniz göğüs ve kilo verirseniz sizin için daha iyi. Çünkü protez küçülmez. Tabii. Sabit diyor. Evet. Siz kilo ver, hani bazı kadınlar kilo verince göğüs küçülür diye korkuyorlar. Evet. Kilo vermek istemiyorlar. Hocam ben kilo verirsem her tarafım küçülüyor diyor. Evet. Göğüste küçülür çok rahatsız oluyorum diyor. Tabii. Ama protez koyduğumuzda böyle bir sıkıntı olmuyor. Çünkü o sabit olduğu için küçülme olmuyor. Yine bacakta da aynı. Bacak protezinde kesinlikle kilo alıp verse bile onunla orantılı alıp verir. Bir de şey merak ediyor. Oraya koydun ama hadi spor yapabilir miyim, futbol oynayabilir miyim değil mi? Koşu yapabilir miyim? Tabii ki. Aktivite. Ona engel değil. Bakın konulan protez normal şartlar altında hayatın hiçbir aşamasında normal aktivitelerine engel değil. Yani futbol da oynayabilir. Spor da yapabilir, yüzebilir, topuklu hiçbir şey. Topuklu ayakkabı giyebilir. Topuklu ayakkabı giyebilir daha da güzel olur topuklu ayakkabı. Daha da hoş durur. Hatta biz şöyle yapıyoruz. Topuklu ayakkabı operasyondan sonra hemen giydiriyoruz. Topuklu ayakkabı giydiğinde ağrısı biraz hani gerginliğe daha da az oluyor. Tabii, çok daha güzel. Da hoşuna gidiyor. Özellikle ilk bir iki hafta zorunu tutuyorum. Topuklu evet. ayakkabı giyeceksin. Çok güzel. Operasyon sonrası topuklu ayakkabı. Ondan da hoşuna gidiyor. Mükemmel. Çünkü şeyi azaltıyor. Yani hafif bir basıncı gerginlik azaltıyor. Hissini azaltıyor. Basınç evet. hissini azaltıyor. O yüzden bu tür ince detayları var mutlaka. Evet. Ama hayati açıdan onun hayatına olumsuz bir aksi olur mu evet. olmaz. Ne olur? Bazen bakın her şeyde olduğu gibi, her ameliyatta olduğu gibi benim de koyup da beğenmediğim durumlar olabilir mi? Olabiliyor. Bakın 100 tane yapıyorsam eğer meme bacak protezi büyütme 2-3 tanesine bakıyorum daha sonra geliyor diyorum biraz kaymış bir tarafa. Olabilir. Olabiliyor. Veya ben figürünü beğenmedim. Bakın ben bugüne kadar 3 olgu da çıkarttım tekrar. Evet. Bakın koyduğum protezi çıkarttım. Tekrar çıkarttım. Peki hocam bu beğenmedim, neden olur? Çıkarttım. Sonrasındaki yanlış kullanılma ya da nekaat dönemindeki yapılan yanlışlar protezin kaymasına sebep olur mu? Çok nadirdir o. O aslında işin özünde teknik olarak belki önemli bir kısmı bize aittir. Evet. Ama biraz da vücudun dokunun gevşekliği, kayganlığı koyduğumuzda evet. kendi kendine doku çok klivaj bulup bir tarafa doğru hani zayıf dokularda diyelim. Tabii. Zayıf dokularda biraz yer değiştirebilir ama işin esası bazen olmayabilir ama bu çok azdır. Bak ne diyorum ben yüzlerce yapmışımdır ben bacak protezi. 3 tanesinde ki sayısını da biliyorum. Kim olduklarını da biliyorum. Evet. Onları tekrar çıkarttım çünkü beğenmedim. Ne yaptım o zaman? Burada da korkacak bir şey yok. Evet. Fazla çıkarttık. Şimdi biz o protezi koyduğumuzda şöyle bir özellik oluyor. Etrafına vücut bir kapsül yapıyor. Doku oluşturuyor. Evet. Bakın başka yerlerden örnek veriyorum. Doku getiriyor. Onun etrafına bir kalın bir zırh oluşturuyor. Ben protezi çıkartsam bile artık o eski inceliğinde kalmıyor. Evet. Bir miktar kanlaşması zaten oluyor. Biraz da yağ enjeksiyonu yapıyoruz ve dolayısıyla yine aslında istediği noktaya yakın bir pozisyona gelmiş oluyor. Evet, bu anlamda bir sıkıntı olmuyor aslında. Bir sıkıntı olmuyor. Olmuyor. Gene çözümü buluyorsunuz. Çözüm bir şekilde bulunuyor. Yeter ki hekimiyle, doktoruyla ciddi ve güzel bir ilişki içerisinde olsun. Aksi takdirde ya hocam sen yaptın olmadı sen bir daha yaparsan bir daha olmaz mantığı olursa evet. o zaman o da mutsuz olur. Tabii hekim ki. De üzülür. O yüzden hekime bu şansı vermek lazım. Evet ilk yapmış beğenmemiş. Hekim cesaret ediyorsa ki hiç kafan takma düzelebilecek bir şey. Onun ikinci bir şekilde düzeltilebileceğini de bilmesinde fayda var. Hekimlerine güvensinler diye bir şöyle bir mesaj vereyim ama mükemmel. Yaptım 3 kere yap 2 kere yaptım olmadı olmadı bir de güvensizlik oluştuysa ki bana karşı bile bakın ben hastalama şunu söylüyorum. Benimle ilişkilerinizde bir güven sorunu oluştuysa lütfen orada bir durun. Evet. Yani illa yaptırmayın. Bana da yaptırmayın. Bir durun. Kendinizi dinleyin. Evet. Daha sonra o güveni tekrar kazanırsanız bana gelin ben yaparım. Ama bir de kazanmazsanız... mesela psikoloji de öyle bir şey. Belki bir gün beğendiğin diğer gün beğenmeyecek. Bir şey. Evet. Süresi o da de olabilir. Lazım. O da olabilir. O da olabilir. O yüzden her şey için geçerli. Diş aynen. için, yüzde yapılan estetikler için, makyaj uygulamaları için. Süper. Ani karar vermeyin. Evet. Dinlenin. Bir kendinize gelin. Daha sonra sağlıklı bir şekilde karar verin. Yine hekimimiz her zaman sizin evet. yanınızdadır. Panikle yapılan hareketler evet. genelde sonunda...